Yapay zeka deyince hem kişisel hem insani boyutta hem de kurumsal boyutta yapay zeka bize ne getirir ne götürür? Ya orada büyük bir kuşak çatışması var. Sadece dijitalleşmeyle ilgili değil, hani yaşam tarzlarıyla da ilgili. Yani dijitalleşme bir üründür. Siz neyi çözmek istiyorsunuz? Önce probleminizi tanımlayın. Yani önce ihtiyacınızın farkına varın. Aslında o direnen insanlar sistemlerdeki açık noktaları çok iyi buluyorlar. Büyük holdinglerden birinin bir alt şirketinde büyük bir programa başlıyoruz. Onlara yeni dijital projeler geliştirmeleri için eşlik edeceğiz. Bir insan istekli ve hevesliyse bir şirketteki beyaz yakalı işlerin %70'ini 6 ayda öğrenebilir. Dijital yetenek sıkıntılığı çok büyük sorun dünyada. Hatta bu yüzden yapılan araştırmalar çok büyük, ciddi ekonomik anlamda çok büyük zarar ediyor hem ekonomi hem şirketler. Hande'ye soracağım. Şimdi bu yeni kuşak, eski kuşak var. Hatta bu Netflix'te çok zevkle seyrettiğim kuş uçuşu var. Orada yani müthiş bu eski ve yeniyi çok güzel mukayese ediyorum. Senin bu süreçlerde yani bu dijitalleşme dönüşümünde genç veya eski kuşak arasında yani dönüş, genç kuşak mesela daha mı çabuk adapte oluyor? Yani oradaki farklılıklar nasıl oluyor? Yani olumlu yönde, olumsuz yönde bu eski yeni kuşak farkları nasıl etkiliyor bu projeyi? Yani genç kuşak adapte olmuyor. O zaten içine doğdu. Hani. Doğru. Ay o şöyle oluyor. Yani ay bunu mu işte olay ettiniz falan gibi böyle bir noktada oluyor. Çoğu şeyi beğenmeyebiliyor falan. Ya orada büyük bir kuşak çatışması var. Sadece dijitalleşmeyle ilgili değil, hani yaşam tarzlarıyla da ilgili. Onun içine doğmuş olması, her şeyi bir tıkla elde ediyor olması, beklemiyor olması, sınırlarının çok net olması gibi farklar var. Oralarda daha çok böyle davranışsal, işte o çatışma dediğimiz, yani o diversity dediğimiz, bu da bir diversity. Yani kuşak farkı da bir farklılık. Ve aslında iki kuşağında çok 2, 3, 5 neyse her kuşağın bir bilgeliği var. Yani yeniler bir şeyleri çok iyi biliyor. Ve eskiler de bir şeyleri çok iyi biliyor. Ama bunlar böyle bir şekil aynı dili konuşmakta sıkıntılar oluyor. Çünkü bir hiyerarşik düzenin içindeler ve orada bir güç ilişkisi var. Ve alışılmış bir şey var. O alışılmış şeyden adapte olmak zor oluyor falan. Yani buralarda işte görüyorsunuzdur, LinkedIn'de falan da Z kuşağına çok laf ediliyor falan. Geçen gün mesela benim bir bankada yönetici olan bir arkadaşım var IT'de. Bana dedi ki ben en iyi Z kuşağıyla çalışıyorum. Nasıl dedim oluyor? Herkes şikayet ediyor. Ben dedi kendi kaygılarımı dedi. Hani lüzumsuz olduklarını fark ettim. Ve o lüzumsuz kaygılarımı. Yani aman böyle işte telaş oldum, bu böyle olmalıydılarımı bıraktım dedi. Çünkü baktım gerçekten doğru söylüyorlar. Öyle olmalıydı değil. Ve ben onlardan sınır çizmeyi öğrendim dedi. Çok çalışkanlar. Dinlediğim zaman, gerçekten istediklerini dinlediğim zaman onların elinden tutabiliyorum ve bana çok saygı duyuyorlar dedi. Mesela Y kuşağıyla daha çok zorlanıyorum çünkü arada kalmışlar dedi. Hani orada aynı saygıyı göremiyorum dedi. Mesela o onun deneyimi. Ama böyle her kuşağın ve her kuşaktaki farklı kişinin de farklı deneyimleri oluyor. Dolayısıyla yaptığımız işlerden biri de bunları tespit etmek oluyor. Yani bunları tespit edip bunlar arasında anlayış geliştirmek oluyor. Bir de böyle çok eskileri oluyor kurumların çünkü. Ve o ay bu direniyor işte, ne yapacağız işte biz Haydar abiyi ne yapacağız, bilmem ne hanımı ne yapacağız falan gibi laflar oluyor. Halbuki o da belki bazı değerleri tutuyor. Yani benim mesela dedim ya annem şu an uçak biletlerini internetten alıyor, telefonundan. Ve annem aldığı için belki o Türk Hava Yolları'nın sitesi o kadar gelişti. Yani o kadar kullanıcı dostu oldu. Dolayısıyla aslında o direnen insanlar sistemlerdeki açık noktaları çok iyi buluyorlar. O yüzden bir yerde kuşaklar arası olsun, işte eski veya yeni kuşak arasında bir çatışma varsa orada mutlaka bir fırsat var. Biz çatışmayı severiz o yüzden. Yani orada birbirini duymayan bir şey var ve bu iki taraf birbirini duyarsa bu sistemde var olmayan bir şey bu sisteme eklenecek.
Evet. O yüzden onları tespit edip bulmaya çalışırız. Zaten böyle oluyor işte. Evet. Şimdi ben buradan savaşa geleceğim. O ikinci hikayesini de söylemesi rica edeceğim. Şimdi bu tabii dijital dönüşümde bu dijital yetenek kıtlığı çok büyük sorun dünyada. Hatta bu yüzden yapılan araştırmalar çok büyük, ciddi ekonomik anlamda çok büyük zarar ediyor hem ekonomi hem şirketler. Bu dijital yeteneklerin tespit edilmesi, bunun dönüştürülmesi, buna sizin bu projede sizin sorununuzda mı bunlar? Orada hani hangi yetenekte ihtiyaç var? Bunların edinilmesi veya olanların dönüştürülmesi. Bu da projenin içinde var mı böyle bir sorununuz? Şöyle biz hani o işe alım kısmına çok bulaşmıyoruz Andrei'yle ama işe alınma aşamasından sonraki kısımda biz varız. Yani mevcut işe alınan yetenekleri geliştirme ve hani onları hem sosyal yetkinlik kazandırma hem de iş yetkinlikleri, yani business anlamında iş yetkinlikleri kazandırma tarafını varız. Orada da yani genelde iş yetkinlikleri anlamında, insani yetkinlikleri eğer detaylandırmak istersen Hande söyler. İş yetkinlikleri anlamında da problem çözme. Ama dijital tool'larla problem çözme. Yani elimde şu tip dijital tool'lar var ve ben bu tool'larla bir problemi nasıl tespit ederim ve nasıl çözebilirim ve yaratıcı bir şekilde nasıl çözebilirim? Ve bunu hem şirkette verimlilik anlamında nasıl katkı sağlayabilirim ya da yeni bir iş fikri anlamında nasıl katkı sağlayabilirim? Genelde yeni mezunları buna benzer yetkinlikler kazandırmaya çalışıyoruz dijitalleşme kapsamında. Bir soru da cevap vereyim. Hande şöyle sormak istiyorum. Bu dijital dönüşümde bu işin sosyolojik tarafı mı daha zor, teknolojik tarafı mı daha zor? Bence teknolojik tarafı daha kolay. Şimdi dinleyenler belki şey yapar, dinleyenlerden kızanlar olabilir ama ben gerçekten şuna inanıyorum. Bir insan istekli ve hevesliyse bir şirketteki beyaz yakalı işlerin %70'ini 6 ayda öğrenebilir. Teknik anlamda. Yani ben buna inanıyorum. Tabii ki bir mühendislikten ya da bir işte doktorluk falan gibi böyle o tür uzmanlıklardan söz etmiyorum ama o beyaz yakalı ofis işlerini bence öğrenebilir. Hevesli ve istekliyse ve çalışkansa, gerekli çabayı koyuyorsa. Teknoloji için de aynı şeyi düşünüyorum. Ama soft skill biraz daha böyle çok pratik istiyor. Biraz daha duygusal olarak zorlayıcı ve zaman alıyor bence. Evet, doğru. Evet, tamam. O zaman senin bu hikayeni, yarım kalan hikayeni dinleyelim. Yarım kalan hikaye çok romantik oldu. Birkaç tane daha soru sorabilirim veya sormayabilirim ama biraz da senin kendi hem koçluk deneyimimizden hem de kariyerinizden biraz da en sonunda dinleyicinin bilmesini isterim. Çünkü güzel, çok güzel kariyerler olmuş. Nasıl bu noktaya gelmişiz? Çok kısa ondan da bilgi almak isterim ama senin şu hikayeni dinleyelim. Oradan oraya geçelim. Okay. Yani şimdi çok beklenti oldu. Hikayeyi sürekli hatırlattığım için. Şöyle bir hikayeydi. Büyük bir firma, Türkiye'nin köklü firmalarından bir tanesinin bir direktörü ve onun yönettiği bir departman. Şimdi oraya bir yapay zeka projesi için gittik. Bu yapay zeka projesinin de kapsamı şey, talep tahminiyle ilgili. Ve şöyle oldu, yani çok gerçekten komedi seviyesinde şeyler yaşandı. Şimdi ben gittim, konuştum ve sürekli şunu duydum. Biz talebi zaten tahmin ediyoruz diyor. Biz bunu müşteriden çok duyarız, danışman. Biz zaten yapıyoruz, çok duyarız. Ya biz zaten tahmin ediyoruz. Peki yüzde kaç verimlilikle tahmin? Ya %98 mi tutturuyorsunuz mesela, kaç? Ya işte tam rakam söylemiyor, top çeviriyor falan. Sonuçta 2 saat toplantıdan sonra ben toplantıdan hiçbir şeyle ayrıldım. Sanki böyle kocaman bir pasta yedim ama ağzımda keçi boynuzu tadı bile yok, yani hiçbir şey yok. Sonra geri döndüm. Bunu genel müdürümle konuştum falan. Böyle böyle, yani müşteri isteksiz görünüyor. Biraz direnç gösteriyor. Şimdi sektör öyle bir sektör ki talep tahmini gerçekten mükemmel yapılırsa yapay zekalı, gerçekten adamın işinin elinden gitme ihtimali var. En kötü ihtimalle altında çalıştırdığı insan sayısı 20 ise 5'e düşecek. Şimdi iş görüşmelerinde de altında kaç kişi çalıştırıyorsun diye soruyorlar hala. Şimdi o yüzden onun için kritik. Kaç kere toplantı yaptığımı hatırlamıyorum. En son onun üstündeki kişiyle görüştüm. O da bana dedi ki, bakın dedi, bizim bu projeyi yapmamız lazım dedi. Onu ikna edin diyor. Şimdi dedim ya, ben ikna olmayacak bu kişi. O da ona da tepeden baskı geliyor. Kendi de ikna edemiyor. Şirketteki iç siyasetten dolayı bana ikna ettirmeye çalışıyor. Sonra bir gün getirdik o kişi, ya resmen hani bu tırnak içinde ikna odalarında sokuyoruz gibi bir
artık mobbing seviyesinde o kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bütün herkes, benim tarafımdaki yönetim, müşterinin yönetimi falan ve en son bıraktığımda hala ikna edilmeye çalışılıyordu ve hala aynı şeyleri söylüyordu. Yani hiçbir şey söylemiyordu ama sürekli bir direnç halindeydi. Dolayısıyla bu direnç her seviyede oluyor ve ikna ile olmuyor. Yani bu dijitalleşmenin her seviyede çalışana ne işe yarayacağını, yani benim ne faydam, bana ne fayda sağlayacağı duymaları gerekiyor. Yoksa üst yönetim kendi ihtiyacı için ya da şirketin bottom line için bu çalışmalara odaklanırsa çok büyük direnç yer ve yiyorlar zaten. Evet. Burada Hande'ye soruyorum. Hande'nin çok güzel, özellikle LinkedIn'deki çok güzel referansları var yaptığı koçluklar konusunda. Özellikle koca koca adamlara da koçluk yapıyor görüyorum ve çok başarılı. Koca koçluk, adamlar. bu koçluk nedir? Yani bu kadar, yani o kadar işte, yani okulları yutmuş, onu bitmiş de, ne bileyim, en iyi okula yapmış, en yukarıda tırmanmış kişiler. Bu koçluğa nasıl fayda sağlıyorlar? Aldın mı hiç koçluk? Yani senin deneyimini sorayım. Ben koçum. Ben kendim koçum. Evet. Enerji koçuyum. Evet. Ben performans yaşam. Ben ama şöyle, yani ben satış koçu, zaman koçu, performans koçu, yaşam koçu. Yani sizin türünüzde koçluk yapmıyorum ben. Daha çok sonuçlar çalışıyorum. Ama siz gençler dediğin çok daha derinlerde farklı ekollerden geliyorsunuz biliyorum. O seviyede bir koçluk yapmıyorum ben. Daha çok iş koçluğu yapıyorum. O yüzden diyorum, siz daha çok daha derinlere iniyorsunuz öğrettiğinizde. Evet. O yüzden bu koçluktaki yaşanılan farkındalık veya kişinin dönüşümü gibi bu da ben dijital dönüşümden ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ben evet, kesinlikle öyle. Yani şöyle oluyor, bu hani otoriter lider diye konuşmuştuk ya, istiyor mu, değişiyor mu kolay falan diye. Ya bir içeriden bir şey olması gerekiyor. Yani bir şeyleri böyle bir insanın zorlanıyor olması ve ondan sonra onu kendi içinde buluyor olması gerekiyor. Ve biraz böyle koçluk şey, özellikle üst düzey yöneticiler, orta düzey de öyle. Hatta günümüzde herkes öyle. O kadar çok mesaj, o kadar çok bilgi var ki, böyle bir zihin kalabalığı var. Hepimizde bir kafamızda bir kuru gürültü geziyor. Ve böyle zihin ateş gibi, yani durmayan bir şey. Sorumluluk arttıkça da çok fazla karar almak gerekiyor. Kör nokta artıyor. Ve o kör noktayı görmeyip alınan kararın etkisi artıyor. Etki alanı büyüdükçe. Evet. Dolayısıyla biz orada aslında bir eşlikçiyiz, yani koç olarak eşlikçi oluyoruz. Sadece hani doğru yolu bulmasına yardımcı oluyoruz. Bizim yaptığımızda bir zatenlik var, yani. Zaten falan oluyor. Hani öyle bir şey oluyor ki onu kendinden buluyor ve kendinden bulduğu için de işte bu Savaş'ın anlattığı hikayesindeki iknalar bilmem neler falan olmuyor da bu böyle falan oluyor. Ve belki mesela Savaş'ın anlattığı hikayedeki gibi bir yöneticinin geldiği yol şu bile olabiliyor. Ya ben aslında gidip hep istediğim güneye yerleşip organik tarım yapmalıyım oluyor. Dolayısıyla hani o koçluğun bir şey garantisi yok. Yani buraya geliyor, bu insan böyle olacak garantisi yok. Çünkü o insanda olmakta olan ya da olmak kendi istediği şeyi çıkarıyor. Ama bence güzel oluyor. Yani o insanın işte o az önceki örnekte belki böyle olacak, belki güneye yerleşti dediğimiz insanda orada mutlu olacaksa ve burada zorla çalışırsa, yani için burada çalışmak isteği fazla olan insanı da oraya koyup onun da orada olması herkesin mutluluğu oluyor. Yani bu böyle bir süreç. Biz duygu ve düşünce ortaklığı yapıyoruz. Ayna oluyoruz. Ondan sonra fark etmediği şeyleri fark etmesine destek oluyoruz. Ama iş yine her zaman danışanımızın oluyor. İş her zaman evet. Onun. Son ikişer tane soru soracağım. Programın sonuna geliyor. Savaş soracağım soru bu. Bahsettin ya sen çok güzel kurumlarda deneyimi kataraktan dijital dönüşümde ne bileyim işte bu Netflix'in dönüşümü, Facebook'un dönüşümü, işte bir taksiler, Uber'ler var. Öyle bir deneyim yaşattın mı o firmaları? Yani senin sayende kurumun, üretim yapan bir kurumun bu deneyimle farklı boyuta geçmesi. Öyle bir bunun benzer bir şey yaşadınız mı hiç? O kapsamda veya bir çalışmanız oluyor mu? Ya şöyle, o kapsamda çalışmalarımız oluyor. Şu an hali hazırda öyle bir kuruma eşlik ediyorum. Şu an mevcut teknolojik bir ürünleri var ve o teknolojik ürünlerinin yanına bir deneyim koymak istiyorlar gerçekten ve o deneyimi de
hem partnerleriyle hem de müşterileriyle kurmak istiyorlar. Bu müşterileri bu arada B2B bir şirket bu. Müşterileri de partnerleri de kurumlar. Ve o süreçlerin oturtulmasına ve onu bir yeni bir ürün hizmet gibi geliştirmelerini mesela şu an eşlik ediyorum. Eşlik ediyoruz daha doğrusu. Ben soruyu bana sorduğun için ben diye söylemeye alışmışım. Yine şimdi büyük bir kurumda, yani bayağı büyük holdinglerden birinin bir alt şirketinde büyük bir programa başlıyoruz. Onlara yeni dijital projeler geliştirmeleri için eşlik edeceğiz. 3-4 farklı proje grubuyla birlikte onlara sürekli yeni 4 farklı proje için onlara sürekli eşlik edeceğiz. Bu yeni müşteri deneyimini mevcut fiziksel ürünlerinin etrafında oluşturabilmeleri için. Ya bu tip şeyleri çok yapıyoruz. Tabii yeni şirketimizde, yani bu 4 yıldır Handel'e çalıştığımız şirkette şimdilik sonucunu gördüğümüz bir şeyimiz yok. Yani sana öyle bir şey anlatamam. Ama eski şirketlerinde, yani beyaz yakalıyken çalıştığım şirketlerde hem öyle tecrübelerim var hem de 2 tane şirket içi girişim yaptım. İkisi de çok başarılı olmuştu. İkisi de dijital teknolojiler üstüne kurduğum danışmanlık hizmetleriydi ve ikisi de çok başarılı oldu. O tip deneyimlerim var. Bir soru geldi. Son soruyu sormadan önce yapay zeka, şimdi ikinize de ayrı soracağım. Yapay zeka deyince hem kişisel hem insani boyutta hem de kurumsal boyutta yapay zeka bize ne getirir ne götürür ve sizin projenize ne katar ne getirir? Biraz oradaki düşüncenizi merak ediyorum. Yapay zeka çok konuşuluyor ya. Yani çünkü genelde çevik deyince yapay zeka diyorlar. Dijital düşünce yapay zeka. Her şey sonu yapay zeka. Ben dünyayı dolaşıyorum. Her yer yapay zeka. Yapay zeka sizi yaptığın işe ne nasıl bir katkısı veya da nasıl, yani ne farkındalık getirecek? Ben böyle uluslararası koçluk platformlarında çalışıyorum birkaç tane ve onlardan birinde yapay zeka koçluk geliştirme projesinin içindeyim şu anda. Gerçekten hani bunu evet yap. Hani kendi Savaş'ın anlattığı örnekteki kişi gibi, yani benim yerime geçecek olan yapay zekanın tasarımında çalışıyorum gibi bir şey oluyor. Mesela orada şöyle yaptılar. Ben süreci başından beri gözledim. İşe alım sürecinde bile beni o platforma kabul sürecinde bir koçluk vakası verdiler. Ve dünyada işte binlerce koçla çalışıyorlar ve herkese aynı vakayı veriyorlar ve diyorlar ki işte siz burada bir koçluk seansı yapacaksınız ve biz bunu kaydedeceğiz. Ben o sırada dedim ki Savaş, hatta 2,5-3 yıl önceydi, Savaş dedim bak yapay zeka için veri kaydediyorlar. Yani aynı seansı binlerce koçla tekrar ediyorlar ve kaydediyorlar. Dolayısıyla oradan şeyleri yakalıyorlar. Hani bu koçluk yapay zeka ile nasıl yapılabilir falan diye. Yani ben de merak ediyorum aslında neler olacağını. Bir takım şeyleri halledebileceğini düşünüyorum ben. En azından bu koçluğu çok fazla demokratize edeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda gerçekten işte bu esnaf ya da evlere işte temizliğe gelen kişiler, ustalar, hemşireler, bu kişiler koçluktan faydalanmıyor. Ve bu kişilere de ulaşmasını sağlayacağını düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir şey oluyor. Bir şey ölçeklendikçe sıvılaşıyor aslında. Yani ben şu bardaktaki bir bardak suyu tepsiye döksem evet daha yaygın alan ıslanır ama o derinlik olmaz, o suyu içemem. Dolayısıyla ben derinlik aranan yerler olacağına, o human touch, yani o insanın dokunuşunun, sıcaklığının, gerçek o hissi aynalamasının, o gözdeki parıltının, belki hatta auranın, enerjinin aranacağını düşünüyorum. Bununla ilgili Japonya'da bir şey yapmışlar. Hastanın, ölüm döşeğindeki hastanın elini tutan bir robot yapmışlar ve hastada hiçbir şey olmamış. Yani o vücut ısısını falan robotun ayarlamışlar, sıcaklığını, ama yani bir canlı dokunmadığı için bir canlı dokunduğundaki tepkimeler vücudunda olmamış. Ben onun bizim mesleğimiz için de geçerli olduğuna inanıyorum. Yani bir insan dokunuşunun illaki bir yerde olacağına inanıyorum. Ama tabii ki daha yüzeysel diyeyim kısımlar yapay zeka tarafından yapılacak. Savaş'a sorayım, yani projelerine yapay zekayı katıyor musun? Yapay zeka özel danışmanların var mı? Yani projelerinde neresinde yapay zeka? Şöyle, projelerde artık müşteri deneyimini tasarlarken ben projelerimde şunu yapmıyorum, onu söyleyeyim. Oturup kod yazmıyoruz biz. Yani o aşamaya gelmiyoruz. Genelde kavramsal tasarım yapıyoruz. Yani
Bu çözüm, bu problemi, problemle çözüm uyumunu sağlamaya çalışıyoruz ve onun pazarda test etme gibi çalışmalar yapıyoruz. Ama yapay zekayı artık düşünmeden bir şey yapmak çok zor. Yani o nasıl dijital teknolojileri düşünmeden yapamıyorsak, yapay zeka da bir dijital teknoloji ve artık bayağı hani tırnak içinde ayağa düşmüş bir teknoloji. Yani Excel gibi hayatımızın bir parçası oldu bu, özellikle yeni bu işte ChatGPT'ler vesaire. Dolayısıyla müşteri deneyimimizin her aşamasında yapay zekalarla neler yapabileceğimizin farkında oluyoruz ve deneyimin ilgili yerlerine yapay zeka tool'larını yerleştiriyoruz. Son sorum, kariyerlerinizi soracağım. Özellikle ikiniz de çok büyük şirketler çalışmışsınız. Hande, Coca-Cola çalışmış. Sen kariyeri nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle bunu sorma sebebim çünkü beni birçok genç takip ediyor Türkiye'de. Değil mi? Bir şekilde kariyerini farklı boyuta geçirmişsin. Nasıl değerlendiriyorsun ve bugün gençlere ne söylemek istersin? Şöyle, ben aslında böyle feminizm yüzünden mühendis olmuş biriyim. Hani kadınlar da olabilir, yapabilir falan diye. Ve böyle makine mühendisi, elektrik, elektronik olacağım falan derken son anda çark ettim, böyle işletme mühendisliğine döndüm. Yazmadım bile onları. Benim ilgim hep sosyal alanıydı. Ve ben böyle yıllarca teknoloji alanında çalıştım. Çok zevk aldığım zamanlar oldu. Çok güzel, hani bir şey ortaya koyuyor olmak, ne yapıyorsak yapalım güzel oluyor zaten. Hani bir katkı sağlamak, bir şey üretiyor olmak. Ama hayatımın zor dönemlerinde böyle hep şey dedim, ben bunları istemiyordum ki zaten, niye bu işi yapıyorum falan dediğim oldu. Ve fark ettim ki o böyle zorlandığım zamanlardaki kaçışlardan biri aslında. Sonra da böyle 39 yaşında falan ben kariyer değiştirdim. Gerçekten hani gönlümün isteği neydi benim falan diye bir düşündüm. Ve buralara geçtim. Ben şu anda aşırı memnunum yani yaptığım işten. Ama şunu söyleyebilirim ben gençlere. Bir kere önceki yaptığım iş için hiç pişman değilim. Çünkü bana çok farklı yetkinlikler kattı. Çok değişik bir şekilde geliştirdi. Yani analitik yönümü çok kuvvetlendirdi falan. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani hayat bir yolculuk ve her dönemin ayrı ihtiyaçları oluyor. Yani hayat çok dönem dönem geçiyor. İşte bir dönem bir evliliğin önce birine aşık oluyorsun, insan önceliğin oluyor. Hani bir çocuğun oluyor, çocuğun önceliğin oluyor. Bir iş aklına geliyor, o iş önceliğin oluyor falan. Bazen bir şey, gönlüne bir ateş düşüyor yani. Ben seyahat edeyim diyorsun, o önceliğin oluyor. O yüzden hani ben gönlünü takip etmeyi seven biriyim. Hayat bitmiyor. Böyle şimdi şeyleri görüyorum. 27-28 yaşında gençler görüyorum. Ama artık ben şunu yapmak istiyordum ama artık çok geç. İşte burada başladım falan diyor. Ben diyorum ki o kadar genç ki aslında, yani o kadar her şeyin başında ki. Hani o gönlü takip edip o çabayı koymak da çok güzel bir şey. Ama ben böyleyim. Hani bunu yapabilmek için biraz böyle belirsizlikle falan aranızın iyi olması gerekiyor. Biraz adaptasyon yeteneğinin güçlü olması biraz gerekiyor. Biraz kurumsal çalışalım, bunlar sonra gönlümüzün gittiği yere gidelim. Değil mi diyorsun? Yani biraz kurumsal. Yani olabilir. Yani işte hiçbir şey sabit değil. Hayatta her zaman her şey olabiliyor. Farklı ihtiyaçlar oluyor. Her zaman o cesareti göstermek bana güzel geliyor yani. Evet. Aynı soruyu Savaş'a sorayım. Savaş da çünkü birçok danışmanlık firması çalışıp sonra kendi işini birlikte ortak bir şirket kurmuşsunuz. Bir de şirketinizin böyle komik bir adı var değil mi? Series Akademisi. Yani, Why So Serious? Niye o ismi koydun? Yani ciddiye almayın gibilerden mi yani? Yani Hande ile Hande beni biraz ciddi bulur ki haklı. Hande de hayatında... Yani hem ciddisin hem değilsin. Yani iki tarafı da var. Şöyle, benim için Why So Serious olmak istediğim şey, yani bu kadar o kadar da şey yapmamak lazım. Hande'nin zaten olduğu yer. O kadar da şey yapmıyor gerçekten. O yüzden ikimiz de bu ismi bulduğumuzda çok mutlu olduk ve dedi tamam, bu ismimiz budur dedik. Ve Why So Serious diye koyduk ismimizi. Ben de umarım bir gün Hande gibi biraz daha olayları hafif şey yapabilirim, alabilirim, taşıyabilirim. Evet, süper. Evet, benim programı çok ağzına sağlık. Yani bütün kafamız var. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var. Ben sizin konunuza hakim değilim. Herhangi bir şekilde kapatmadan önce herhangi bir şey söylemek ister misin? Mesela bu dijital dönüşüm yolculuğuna çıkacak kurumlara veya liderlere herhangi bir mesajınız olur mu?
Yani benim şöyle bir mesajım olur. Hani yapmış olmak için yapmasın hiçbir kurum. Bir yola çıkıyorsa bilinçle, bir kavrayışla çıksın yani, bir yönü olsun. Amacı dijitalleşmek olmasın yani. Amacı başka bir şey olsun, onun için dijitalleşsin yani. Ve onu i̇şte kaybetmesin araç olsun, istedim. Araç olsun, araç olsun diyor. Araç olsun. O amacı da kaybetmesin yani. Hani o projenin büyüsüne kapılıp böyle olmayacak şeylerin peşinde koşmasın. Ve her seferinde kontrol etsin isterim yani ben. Bu adım amacıma hizmet ediyor mu? Bu adım amacıma hizmet ediyor mu? Amacım hala bu mu? Yani ben bunu insanlar için de öneriyorum bu arada. Doğru. Evet, Savaş, senin bir mesajın var mı? Hande'nin söylediğini biraz daha iş terimleriyle söyleyeyim. Yani dijitalleşme bir üründür. Siz neyi çözmek istiyorsunuz? Önce probleminizi tanımlayın. Ben dijitalleşmediğim için şu 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 problemleri yaşıyorum ortaya koyun. Sonra o dijitalleşme ürününü oluşturun ve hayata geçirin diyorum. Yani önce ihtiyacınızın evet. Farkına varın. Süper. Evet, Hande Erkan ve sevgili Savaş Kılıç'a çok çok teşekkür ediyoruz. Dijital dönüşüm konusunda Türkiye'de hala ben çok başındayız. Az da olsa, ufak da olsa bir katkımız olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiğiniz için. Teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Evet. O zaman kapatayım. Evet, Taner Özdeş Akademi YouTube Söyleşilerinin bu programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tabii ki her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.